Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak İstanbul'un en büyük ilçesi Esenyurt'ta yapıyoruz. Burası Esenyurt Meydanı. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Yorumlar kısmına da yorumlarınızı yazarsanız bundan sonraki videolarımızda faydalanacağımızı belirtmek isteriz. İyi seyirler. Ben CHP vereceğim abi. Cumhuriyet Halk Partisi. Ulaştırma Bakanı açıklama yapıyor. Evet. Bu yollar, mollar, işte bu zamlar, mollar orada spiker soruyor. Adam gülerek milletle dalga geçiyor. Biz bunu böyle yapmak zorundaydık. E peki başkaları yaptığı zaman niye üst karşı geliyorsunuz? Neden karşı geliyorsun sen? Doğru. Sen yolları yaptın, sen ben geçmediğim yolda benden vergi alıyorsun, para mı alıyorsun? Aynen. Bana ne faydası var? Hazneye garantili peşin çektin. Doğru. Yap işte, sen milletler geldiğin zaman 100 lira paraya veremiyorsun. Burada bir tane vatandaşın cebinde doğru düz 100 lira parası olan yok. Doğru efendim. Efendim diğer soruda şu. Götüremeyen vatandaşlarımız doğru, var. Doğru. Bugüne kadar ekonomik olarak en sıkıntılı döneminiz ne zaman oldu? Bu 15 tane çekiyoruz abi. 15 tane çekiyoruz. Tamam. AK Parti kaybederse ne olur? Ya çok güzel. Yer Gülistanlık olur. Yani bu hafta sonu bir erken seçim olsa oy kime? Ben oy kullanmıyorum. Çünkü oy kullanmayı da doğru bulmuyorum. Benim inancıma oy kullanmak ters. Neden ters? Niye ters efendim? Çünkü oy kullanmak bir vekalettir. Siz kendinize bir vekil tayin ediyorsunuz. Efendim halifeler kendine seçim yapıyorlardı. O beni, seçim beni bir dinler misiniz? Tabii ki. Şimdi oy kullanırken kendine bir vekil tayin ediyorsunuz. Doğru. Diyorsunuz ki ben size vekaletimi verdim. Aynen. Git kanunu yap, yasa yap, benim hayatıma hükmet. Benim adım, evet. Şimdi bu adam seçildikten sonra yeri geliyor, gene evler açıyor, işletiyor değil mi? Evet. Yeri geliyor, şarap fabrikaları açıp işletiyor. Doğru. Yeri geliyor, faiz zaten temel, devletin temeli zaten faizin üzerine kurulmuş. Tamam. Devletin çarkı yine kumarın üzerinden dönüyor. Yani Allah'ın ne kadar haramı varsa şu anda devlet eliyle alenen serbest olarak, serbest ve insanların işlemesinin önüne açılıyor. Bunu ortak olan mı? Şimdi biraz özet yaparsanız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Kurban Bayramı gelecek. 7 kişi ortak olacak, kurban kesecek değil mi İslam evet. Dinine göre? Evet. Evet. Şimdi bu 7 kişi hepsi bir andan bıçağı eline alıp kurbanı kesebilir mi? Yok. Kesemez değil mi? 7'si altısından altısı birisine vekalet verecek ve o bir kişi, o 6 kişi adına o kurbanı kesecek. Şimdi biz diyebilir miyiz bu 6 kişi bu Kur'an'dan nasibini alamaz veya sevabından mahrum olabilirim? Diyemez değil mi? Çünkü vekaletini verdi. Evet. Bizlere vekalet veriyoruz, vekil tayin ediyoruz ve gidiyor. Tamam. Şimdi gelelim asıl meseleye. Evet, asıl meseleye. Asıl meseleye. Şimdi partiler, hangi parti olursa olsun bizi gruplara bölmüşler. Tamam. Her birimizi kendi peşine takmışlar ve seçilir seçilmez de bizim kanımızı vampir gibi emiyorlar. Tamam. Yıllarca Çiller'in çocukları kocası yaptı, Mesut Yılmaz'ın kardeşleri yaptı, Demirel'in yeğenleri yaptı, Ozan'ın çocukları vesaire. Yani kim gelirse gelsin şu anda bizi ne yapıyor? Emiyor değil mi? Saraylarda en güzel abi, hayatı yaş. Şimdi şöyle şuna varayım. Çok vakit yok, çok tamam. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 257. ayetinde buyuruyor ki Allah müminlerin dostudur. Tamam. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Tamam. İnanmayanların dostu ise tağutlardır. Onlar da onları karanlığa gömer diyor Allahu Teala. Bizim bu ekonomi sıkıntıdan, bu dar boğazdan kurtulmamız için toplum olarak bir kere ilk önce tövbe etmemiz gerekiyor. Bir. İki, Allah'ın dinine yönelmemiz gerekiyor. Üç, şimdi sorsam hepinizin kendinize ait evleriniz var değil mi? O evin mülkiyeti hepinize ait değil mi? O evde dilediğiniz gibi tasarruf, o evde istediğiniz gibi tasarruf etme yetkisine sahip değil misiniz? Evet. Allah-u Teala da buyuruyor ki لَوْ مُلْكُ سَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerlerin ve göklerin mülkiyeti Allah'a aittir. Yerlerin mülkü, göklerin mülkiyeti kime aitse o mülkte söz sahibi de o varlık olacaktır. Yani bir mülkün bir varlığa izafesi demek o mülkte o varlığın söz sahibi olması demektir. Dolayısıyla bu mülkün Allah'ın mülkü ise Allah'ın yeryüzündeki hükümleri ne zaman egemen olursa o zaman biz kurtuluşa ereceğiz. Değilse bizi peşimize takıp arkalarından cehenneme sürükleyeceklerdir. O yok. Bu hafta bugüne kadar en çok ekonomik sıkıntıyı ne zaman yaşadınız? Hayatınızda. Şimdi ekonomik sıkıntıyı
Son 7-8 senedir yaşıyoruz. Ama bak şöyle bir şey de var. Şimdi bir de insanlarımızda fırsatçılık var. Yani tamam, toplumu caydırıcı bir cezası olması lazım. Tamam mı? Hani hırsızlıktan bahsediyoruz ya. Hırsızın kolu kesilse hırsız olur mu? Tamam, olmaz. Abi AK Parti kaybederse iyi mi olur, kötü mü olur? Saptırma, saptırma. Direkt söyle. Saptırmıyorum. Direkt dedi, yoksulluğu ben şimdi çektim de. Direkt söylesene. Hayır. Çektiriyorsun lafı. Şimdi ilk önce bir fikir... AK Parti kaybeder. Fikirlerimize sahip... AK Parti kaybederse iyi mi olur, kötü mü olur? AK Parti'den gelecek olan parti, yani başkası gelecek. O başkası geldiği zaman ne olacak? Dosya değiştirmedi sürece sen istediği kadar hakimi değiştir. Verim oy önemli midir? Çok mu önemlidir? Benim için önemli. He? Benim için önemli. Tayyip Erdoğan'a verelim. Tamam. He? AK Parti bir oy aldı. Farz edelim ki oy verdik. Tamam. 20 yıldır iktidardadır. Tamam. Ekonomiyi düzelteceğiz. Oy verin ekonomi. Bir hikaye anlatıyordum. Hikaye değil. Şimdi hikaye şöyle bir şey diyeyim ki. Şimdi Vezir Padişah'a demiş ki. Eğer durumun iyi olmadıysa geçmişi kurcala. Bizim fıtratımızda bu var. Biz iyi olmadığı zaman frankes böyle yapmış, frankes böyle yapmış, frankes böyle yapmış. Biz toplu olarak bugün AK Parti'ye oy versek. Ben şu vatandaşlara söylüyorum. Bu ekonomiyi yarın düzelteceğine inanır mısınız? Farz edin ki komple verdik. Abi zaten AK Parti 20 yıldır var. Örneği yanlış. Mesela bunu söylüyorum. Yani inanır mısınız tekrardan şimdi diyor ki. Şimdi dese ki AK Parti'ye oy vermiyoruz. Ya o adam diyecek sen vatana ihanet ediyorsun. HDP'ye vereceğim abicim. Ne için? HDP hakların savunan partisidir. Tek partisidir. Tamam. Bugüne kadar hayatınızda en çok ekonomik sıkıntıyı ne zaman yaşadınız? Bu Tayyip Erdoğan'ın geldiği zaman o zaman da sıkıntı yaşıyoruz. Hala da yaşıyoruz. Hala da yaşıyoruz. Devam ediyor. AK Parti kaybederse. Şimdi mesela şu anda gençlerimiz sokaklarda dolu uyuşturucu kullanıyorlar. HDP veriyorum. Selahattin Demirtaş, evet. Tamam. Bugüne kadar en çok ekonomik sorun ne zaman yaşadınız? Ya ekonomik şekil şu şekil. Kayseri milletvekili çıktı televizyona, dedi ki enflasyon yüksek. Adamı ihraç etti. Öyle bir memlekette yaşıyoruz. Demek ki ben şimdi desem hayat parlığı var, beni de görevde alabilirler. İyi ki emekli memurum. AK Parti kaybederse ne olur? Türkiye gülü gülistanlık olur. Ekrem İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi. Bugüne kadar en sıkıntılı döneminiz ne zaman oldu ekonomik olarak? Bu zaman. Şimdi? Şimdi. Tamam. AK Parti kaybederse iyi mi olur, kötü mü olur? Vallahi o Allah bilir. Şimdi ilk önce ben ne istiyorum biliyor musunuz? Buyurun. Sizin başı ağrıtıyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Keşke diyorum ki adalet bir olsaydı. Adalet bir değildir. Adalet yok mu? Bir değil. Yok demedim ben. Adalet keşke bir olsaydı. Ne demek bir olsaydı? Bu ayrımcılık var burada. Ha, ayrımcılık olmasa. Evet. Ayrımcı olduğum için adalet bir olmadı demektir. Tamam. Ama benim sorum o değil. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben ne cevap vereceğim? Oyumu ben AK Parti'ye kesinlikle yanaşmam. Yine soru o değil. Kime vermesi, kime verirsiniz soruyorum. Benim vermemin perde arkasıdır beyefendi. Abi karizma 1500 maşallah ya. Gözlük müzik. Valla işte açlığımızı böyle gideriyoruz. Hani karnımız aç. İş yok, güç yok, perişanız. Çalışmıyor diyorlar. İş var diyorlar. Vallahi iş yok. Bak ben kaç... Abi ne var elinde meslek? Makinacı biliyor musun? Yok ben makinacı değil. Ben inşaatçıyım. İnşaata düştüm, kaza geçirdim. Şu anda inşaata gittiğim zaman almıyorlar. Yaşın geçmiş diye almıyorlar. 3 fabrikaya gittim. Yaştan dolayı yani belli bir yaş deneri var. Abi seçim olsa kime oy vereceksin? Abi valla seçim olsa kime oy vereceğim? Seçim olsa HDP vereceğim bu sefer. Bugüne kadar en çok ekonomik sıkıntıyı ne zaman yaşadın? En çok sıkıntı ne zaman yaşandı? İşte 2017'den beri başlamış. Yaşıyorsun. Evet. 2017'den beri başlamış. AK Parti kaybederse ne olur? Vallahi AK Parti kaybederse, yani bu benim kendi şahsım görüşüm. Tabii. Eğer hani güçlü demokratik parlamenter sistem gelirse halk böyle bir hafif bir nefes alır. Değil mi? He. Artık hiç güvenimiz yok. Kimse vermeyeceğiz. Öyle evimizde oturacağız. Hepsi öyle şey çıkıyorlar. Sağlıkla çıkıyorlar. Bugüne kadar en çok ekonomik sıkıntıyı ne zaman yaşadın? Bu sene. Yani bu dönemde evet. Tamam, AK Parti kaybederse ne olur? İyi ki kaybıyorsun ya. Yok. Biri de aynı. Vallahi ben 20 senedir AK Partiliyim. Bugüne kadar. Ama bugün de sonra çok düşünmem lazım. Niye fikriniz değişti? Hayat pahalı için ne için? Tabii. Bugün Türkiye'de 5 kiloya
170-180 milyon. Bir kilo toz şeker 25 milyon bulunmuyor. AK Partililer diyor ki bizim seçmeniz bize kızar ama sandığa gitti mi yine bize oy verir. Siz AK Parti'ye oy verir misiniz yine? Zor. Zor. Bugüne kadar ben AK Partiliyim. Babam otursa vermezdim. Şimdi, AK Parti'ye. Şimdi belli değil mi öbür parti? Çok düşünmem lazım AK Parti'ye ama vermek. Şu an kararsız mı diyelim? Yani, parti söyler misin? Yarın olsa? Yarın olsa başkasına olabilir. Gene seçim. Yani yarın seçime gidilecek olsa. Buyurunuz hangi parti olur? AK Parti olur. AK Parti. Neden AK Parti efendim? AK Parti'ye güveniyorum. Hayat pahalı artık yapamıyor diyenler var. Katılmıyorsunuz o zaman. Hayat pahalı olabilir ama dünyada her tarafta hayat pahalılığı var. Ben dünyayı gezdim. Biliyorum. Hayat pahalılığı var. Efendim diğer sorusu. Bugüne kadar en çok ekonomik sıkıntıyı hangi dönemde yaşadınız? En çok ekonomik sıkıntıyı ben 70 doğumluyum. 70-80'li yıllarda, 90'lı yıllarda çok yaşadım. Tamam. AK Parti kaybederse ne olur? Abi gelin soralım. AK Parti kaybederse ne olur? AK Parti kaybederse ne olur? Ya AK Parti'ye vermeyi düşünüyoruz ama satılacak daha bir şey kalmadığı için AK Parti değil, HDP. Abi var bu meydanı satar öyle değil mi? Yok yok bir şey bulmaz daha satılacak. Bakırköy sahilleri 2000 sene sonra satılmış. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Ben 57 yaşındayım. Bugüne kadar bizim ecdatlarımız da bedel ödeyerek, kan dökerek bu toprakları kazandılar. Maalesef ki AK Parti iktidarı ve AK Parti hükümeti bu topraklarımızı kolaylıkla residanslara, parklara, tank savar bizim palet fabrikamızı yani satılmayan bir şey kalmadı. Onun için de AK Parti'ye verelim. Bari hiç olmazsa bir şey kalmış. Hava. Hava alıyoruz ya. O havayı da satsın da kurtulalım. Ama o HDP. Ama oyum HDP. Efendim bugüne kadar en çok ekonomik sıkıntıyı hangi dönemde yaşadınız hayatınızda? Ben 57 yaşında olduğum halde ben sana şunu söylüyorum. Taraf tutmamak şartıyla AK Parti dönemi. AK Parti dönemi. Başka görmedim. Yani şu an daha çok. Ya şu an insanlar hepsi aç, hepsi susuz, perişan. Hani benim ekonomi durumum iyidir diyen adama inan et Allah'a cebinde 5 milyar çıkmaz. Doğru. Hesabında da o parayı bulamazsın. Doğru. Efendim AK Parti ilk seçimde kaybederse ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Bence kötü olur. Kötü olmanın sebebi de şöyle. Şimdi gelen iktidarda hangisi kazanırsa kazansın yapılacak hiçbir şey yoktur bu ülkede. Yaparız diyorlar. Yok. Babacan diyor 6 ayda düzeltirim diyor. Ya Babacan zaten şimdi bir zamanlarda şöyle söyleyeyim. Rahmetli Necmettin Erbakan'dan şeye ayrıldı. Tayyip ayrıldı. Geldi Erbakan'a taş ata ata oraya geldi. Yok Erbakan hiç taş atmadı. Yok atı. Konuşmadı. Yok dedi hocam şöyle yaptı. Hoca köprü geçene kadar 9 kere namaz kıldı. Yok bilmem ne yaptı. Bazı dinci grubu öyle diyelim. Dinle alakalı da değil. Dinci grubu arkadaşlar yanlışlıkla oy verdiler onu ve 5 evet artı şu anda Babacan da eğer iyi bir Türk vatandaşı olsa onda ayrılıp da bir parti kurmazdı gider kendi yerinde otururdu yani efendim herkes bir parti kurmuş Erdoğan ayrılmış kurmuş Menderes CHP'den ayrılmış herkes bir yerden ayrılmış yani her ayrılan kötü mü? Şimdi Can abi ama ayrılmışsa da onu kötülenmezsin ben bir HDP'li olarak söylüyorum insan bir yerden bir yerden eğer ekmek yediyse, ondan sonra rant bitiyorsa, fikirler çatışmıyorsa onu kötülemenin bir anlamı yok. Ben onu demek istiyorum. Artı evet, artı şunu söyleyeyim. Ben dün mesela Twitter'dan görüyorum bir Kürt olarak, bir Kürt genci olarak, bir vatandaş olarak Kilis'te bir önceki gün bizim polisleri Suriye halkı polislerimizi rehin tutarak silahıyla beraber baskı yaparak artı sonra özel hareket gidiyor o polisleri onlardan kurtarıyor. Onu da ben Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyorum da onun ayıbıdır. Eğer bizim Türk polisi bizim bir Suriyeli gelip de burada bunları yapıyorsa onu da bizim Cumhurbaşkanı düşünsün acaba iyi mi yapmış, ayıp mı etmiş, ayıp etmemiş mi? İyiyim Allah'a şükür. Yaş kaç? 84. Maşallah. Maşallah. 95 yaşında da gördüm. Sen daha gençsin. Hı. Bu pazar günü seçim olsa kime oy vereceğiz? Cumhuriyete.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Heh. Ben Atatürkçüyüm, CHP'ye veririm. Halk Partisi. Evet. Atatürkçü olduğunuz için. Atatürkçü adamım ve bu Türkiye'yi, bu yaşantılarımızı Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'e borçluyuz. Efendim, diğer soru da şu. Bugüne kadar hayatınızda yaşadığınız en ekonomik sıkıntı ne zaman oldu? Bu yıl ve 2 yıldı yani. Geçen yıl bu yıl, evet, belli bir şey. Tamam. Geçen sene 10 lira aldığımız şimdi 40 lira. En basit. 40 lira aldığımız 120 lira. 4 misli yani, basit bir şey. Bu dönem. Evet. Evet, bu dönem. Efendim, yapılacak ilk seçimde AK Parti kaybederse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ne olur, bir de bir dobirleri gelsin yani. Bu birler tapu değil ki. Hiç kimsenin oyuna gelen biri oyuna gelmiş, oyuna gider. Oyumuzu ben HDP'ye veririm. Halkların Demokratik Parti. Evet. Ne için HDP efendim? Ya HDP bizim için daha iyidir, daha hayırlıdır. Onun için HDP vermek istiyorum. Belli mi? Adaylar belli mi? Partiler belli. MHP, CHP, HDP, AK Parti. Partiler soruyoruz. Parti belli olacak ki cevap veresin. Nasıl belli daha? Parti hepsi bir seçime giriyor. Partiler belli. Tamam, aday kim? Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'ye. Neden CHP? Çünkü solcular gerçekleri doğru konuşurlar, yargılanır ve cezalanırlar. Savcılar yalanları konuşurlar, yalanları konuşa itibar görürler ve değerlendirirler. O yüzden Sol Parti'nin gelmesi lazım bu ülkeye. Tamam, diğer soru da şu efendim. Bugüne kadar ekonomik olarak en sıkıntılı döneminiz ne zaman olur? Bu dönemdir. HDP de Sol Parti'dir. İşte HDP dışladığı zaman... Dışlamıyor, hayır, hiç kimse dışlamıyor. Delikanlıca çıkaracak diyecek. Yok. Kimse dışlamıyor, HDP'yi dışlamıyor. HDP bizim için çok önemli bir partidir. Olmaz ya bu seçim burada. HDP bizim için çok önemli bir partidir. Hiç kimse HDP dışlamıyor. Hiç kimse de yok, dışlamıyor. Öyle bir şey yoktur. AK Parti ilk seçimde kaybederse ne olur? AK Parti kaybederse Türkiye kurtulur. Türkiye ferek ya, bu ülkenin kurucusu Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra Türkiye bir şey olmaz. Tayyip gitti mi bir şey olacak ya? Böyle bir şey olur mu ya? Biz insanlar, beyin yapılarımız değişmediği müddetçe, hiçbir şey yapamayız. Önce bizim beyin yapılarımızın değişmesi lazım. Mümkün mü? Gelen sol partiler bunu yapabilir. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapabilir. AK Parti. AK Parti. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi efendim? Ülkede muhalefet yok benim görüşüme göre. Muhalefet güven vermiyor. Güven vermiyor. Peki bugüne kadar ekonomik olarak en sıkıntılı döneminiz ne zaman oldu efendim? Bu 20 yıl içerisinde son 1 yılı diyebilirim yani. Ekonomi son 1 yıl sıkıntılı. Sıkıntı. Efendim, ama bunu da geçmişteki 20 yıl bu ülkede bu insanlar öyle veya böyle yani böyle normal standartında hayatını yaşıyorsa 1 yıl gibi böyle kısa bir süre 20 yıla göre yani mi? Ya ben ekonominin düzeleceğine inanıyorum. Tamam. Son soru efendim, yapılacak ilk seçimde AK Parti kaybederse iyi mi olur, kötü mü olur? AK Parti kaybederse, evet, bugünkü Millet İttifakı eğer ki ülke yönetiminde eline alırsa eyvah derim bu vatandaşın abi. Milletin belki Refah Partisi aldı, bilmiyoruz biz onu, bilmiyoruz, belki bu aldı. Yani belki Refah aldı Fatih, biz bilmiyoruz ki. He, yani. Birisi alacak sonuçta. Ya elbette ki birisi alacak. Yani ama yani ben şunu söylüyorum yani insanlar şu seçimde eğer insanlarda şöyle bir karamsarlık var. Ha, elbette ki insanlar bugünkü hayat pahalılığında ekonomi... Kötü mü olur? Ne zaman kötü mü olur dedim. AK Parti kaybederse. AK Parti kaybeder elbette kötü. Memleket için kötü olur. Çok. Şu anda kararsızım. Kimseye vermeyi düşünmüyorum. Evet. Peki bugüne kadar ekonomik olarak en çok sıkıntılı döneminiz ne zaman oldu? İşte son 4-5 ay oldu. Hangi parti? CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Niye, insanın hakkını savunuyordu ondan. Tamam. Efendim? Diğer soru. Bugüne kadar ekonomik olarak en sıkıntılı döneminiz ne zaman oldu efendim? Bu zaman. CHP'ye. Neden CHP? CHP. Yahu batırdı, görmüyor musun? Milleti mahvetti AKP. Amcacığım, neden, kaç yaşındayız? Vereceğim ben? Kaç yaşındayız? Ben mi? Evet. 70. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Neden? Göz görmüyor mu? Dünya, Türkiye nereden nereye geldi? Nereden bizim mahallede nasıl oturuyor? İşte hayat pahalı diyorlar artık. Desinler ne diyorsa desinler. Kime verirsiniz? Hiç kimseye. Oyumu mevcut iktidar AK Parti yanından kullanırım. AK Parti. Evet. Abi bir çekin. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Ne için? Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Bugüne kadar yapılan hizmetlerin hepsi ortada zaten. Kim olsa hangi partiye verirsiniz? Bu pazar seçim olsa tabii ki CHP'ye veririm. Geldiğimiz nokta ortada. Pazara çıkamıyoruz. Çoluk çocuğumuza bayramlık bakamıyoruz. 2 dakika önce bir pantolon baktım çocuğuma 250 lira.
Evet, küçük çocuğun pantolonu 250 lira. Peki AK Parti ilk başta pişpişledi insanları. Şu an yoksulluğa maruz kaldık. Şu an tamamen... Güzel konu. Var mı? Evet. Şu an yoksulluğa maruz kaldık. Bakın. 3 tane çocuğum var, kiracıyım ama ben geçinemiyorum. Geçinemiyorum. Hiçbir şekilde bir kişinin çalışıyla geçinemiyorum. Efendim, hayatınızda en çok ekonomik sıkıntı ne zaman yaşadınız? Bu yaklaşık nereden baksan bir yıla yakındır yaşıyoruz. Şu an benim kiram 3 milyar oldu. Evet, benim eşim askeri ücret alıyor. Soruyorum size, 2 tane de öğrencim var. Ben nasıl geçineyim? Nasıl geçineyim? Ben niye AK Parti'ye... Çocuk küçük olduğu zaman da çalışamıyorsunuz. Hayır, çalışamıyorum. 3 yaşında çocuğum var. Ben nasıl çalışayım? Bir de şunu da söyleyeyim. İnsanlarımız artık görsünler, uyumasınlar. Rica ediyorum. Gerçekten biz halkımızın yüzünde bu günü yaşıyoruz. İnsanlarımız görsünler. AK Parti kaybederse ülkemizin iyi mi olur, kötü mü olur? Tabii ki iyi olur. Kesinlikle iyi olur. Yanlış anlamayın. 4250 lira, 3000 kira nasıl geçiniyorsunuz? Geçinemiyorum. Benim kayınpederim, benim ailem, bunların yardımı olmasa ben geçinemem. Hiçbir şekilde yardım talebine başvuruda bulunuyorum. Sigorta var. Sigorta beni doyuruyor mu? İlaç alıyoruz. Bakın, ilaç alıyoruz. SSK karşılamıyor. Neden o zaman ben yardıma giderken sigortam var diyor? Sigortanın bana fonksiyonu ne, söyler misiniz? İlacın %20'sini ödüyorsunuz. Bedava muayene ya, ödüyorsunuz. Bedava, hangi bedava muayene? Farkını ödüyoruz biz buna. Neyin bedava? Geçen ilaç aldım ya, bana ilaç yazılmış. Bakın, ben rahatsızım, kronik hastasıyım. Bir tane iğnem 800 lira, devlet karşılamıyor. Şimdi ben kendime oy vereceğim. Kendiniz kimsiniz efendim? Kimim? Evet. Ben Kürt kökenli Türk vatandaşıyım. HDP. Tabii ki HDP. Bugüne kadar en çok ekonomik sıkıntı ne zaman yaşadınız? Abi şu anda ekonomi sıkıntısını sen... Şu anda asgari ücreti 5250 yaptı. Ertesi günü %50 zam etti. Ben şimdi ya şu anda eve bir şey götüremiyoruz. AK Parti kaybederse ne olur? AK Parti kaybederse Türkiye kazanır.